Hepinize sevgi ve sevinç dolu koskocaman bir merhaba arkadaşlar. Hepiniz bugün de Sat 7 Türk Çocuğa hoş geldiniz. İyi ki geldiniz. Çünkü bu program sadece ve sadece sizin programınız. Eğer beni hala tanımayanlar, hatırlamayanlar varsa aranızda, ki artık olmasın, yavaş yavaş üzülmeye başlıyorum. Ben Deniz, Nora ablanız, hafta içi her gün pazartesi, salı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri saat tam olarak 4'te burada Sat 7 Türk ekranlarında, Sat 7 Türk çocuk programında sizlerle buluşuyor oluyorum. Ve o kadar çok şey konuşuyoruz ki inanamazsınız arkadaşlar. Bir kere en önemli bölümümüz Tanrı Sözü ve o bölümde kutsal kitabı anlamaya, öğrenmeye çalışıyoruz. Ve gerçekten bu kısım benim en sevdiğim ve en çok heyecanla beklediğim bölüm. Ama onun dışında sürekli güncelleniyor programımız. Yeni yeni şeyler ekliyoruz. Ama mutlu et köşemiz, deyim yerindeyse köşemiz, şaşırtan bilgiler, nasıl ne zaman köşemiz programımızı doldurup taşırıyor. Ve biz de sizinle birlikte, bizi izlediğiniz müddetçe çok ama çok eğleniyoruz. Şimdi arkadaşlar, düşünüyorum, yine her zaman gibi sizleri düşünüyorum. Acaba bu evde geçirdiğiniz karantina günlerinde neler yapıyorsunuz diye merak ediyorum. İşte bu yüzden Nora abınızı sevindirmek ve Nora abınızı kendinizden haberdar etmek için aşağıda WhatsApp numaramız var. WhatsApp numaramızdan bizlere ulaşın arkadaşlar ve bize mesaj atabilirsiniz, yazı yazabilirsiniz, video gönderebilirsiniz, resim gönderebilirsiniz, hatta ses kaydı bile atabilirsiniz ve bizler sizden gelen haberleri heyecanla bekliyoruz. Şimdi şöyle bir düşünüyorum arkadaşlar, bugün nedir günlerden? 15 Nisan. Şimdi bugün özel bir bölüm yapacağız sizlerle. Daha önce yapmadığımız bir bölüm. Ama acaba o bölüm neymiş? Hadi hep birlikte bir görelim. Evet arkadaşlar, bu yeni bölümümüzün adı Eskiden Bugün. Yani bugün günlerden 15 Nisan ama biz şu anda 2020 yılındayız. Acaba bundan seneler önce, geçmişte, yani eskiden 15 Nisan gününde tarihte neler olmuş? Hadi bakalım hep birlikte görelim, öğrenelim. Geçmişimizi tanımak bizim için çok önemli, bugünü daha iyi anlamak için. İlk olarak arkadaşlar, şaşıracaksınız ama bu bilgi hesap makineleriyle ilgili. Normalde matematik dersinde çok fazla kullanmamaya çalıştığımız ama büyük sayılar için kullandığımız elektronik hesap makineleriyle ilgili. Ben bunu söylediğimde elektronik hesap makinesi nedir Nora abla diye soruyorsanız eğer, normalde şu anda bizim böyle elimizde kullandığımız ya da telefonlarımızda kullandığımız hesap makineleri elektronik hesap makineleri. Yani mesela elimize o aldığımız, üzerine tuşlarına basabildiğimiz ve rakamları hesapladığımız hesap makineleri elektronik hesap makinesi. Ve çok daha önce elektronik hesap makinesi bulunmadan önce daha farklı hesap makineleri vardı. Ve bu makineler gerçekten kullanılması daha zor ve bayağı karmaşıktı, hatta belki de daha bile büyüktü arkadaşlar. Ve o dönemki insanlar bu hesap makineleri nasıl kullanıyorlardı bilmiyorum ama bizler bugün çok şanslıyız. Çünkü 15 Nisan gününde ama 1970 yılında, yani bundan seneler önce, sanıyorum kaç yıl? Bundan 50 yıl önce arkadaşlar, ilk elektronik hesap makinesi Japonlar tarafından bulunmuş. Ve sevgili Japon arkadaşlarım, buradan size kocaman teşekkür gönderiyorum. Çünkü gerçekten sayenizde hayatımız çok kolaylaştı. Bir diğeri, en çok hangi şekilde seyahat etmeyi seviyorsunuz arkadaşlar? Vapurla mı, arabayla mı, otobüsle mi, yoksa düt düt diye bağıran trenlerle mi? Ben itiraf etmek gerekirse son zamanlarda uçakla seyahat etmeyi çok seviyorum. Tabii ki de trenle seyahat etmeyi, otobüsle seyahat etmeyi de seviyorum. Yolu izleme şansım oluyor. Ama uçakla seyahat etmek hem çok daha hızlı bir şekilde bizi gideceğimiz yere ulaştırıyor, hem de uçakta giderken bulutların üzerinden yeryüzüne bakmak gerçekten çok keyifli oluyor. Neden bunları sordum size? Çünkü arkadaşlar, bu bilgim uçakla ilgili. 1933 yılında, yani bundan yine çok seneler önce ve 15 Nisan tarihinde, yani tam olarak bugün ama bundan yıllar önce, Ankara-İstanbul tarifeli uçak seferleri başlamış. Yani düşünebiliyor musunuz? O tarihte, normalde 1933 yılından öncesinde, mesela 1932 yılında, 1931-30 yıllarında, bu tarihlerde Ankara'dan insanlar İstanbul'a gelmek istedikleri zaman maalesef uçak kullanamıyorlarmış ve belki de saatlerce sürecek şekilde trenle, arabayla ya da otobüsle seyahat ediyorlarmış. Biz gerçekten çok şanslı bir nesiliz arkadaşlar. Bir diğer bilgim de şu.
1452 yılında, yani bundan çok ama çok 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 seneler önce, işte şimdi önümde bir hesap makinesi olsaydı hemen bunu hesaplardım ve tabii ki Japon arkadaşlarıma tekrardan sevgilerimi gönderirdim. Ama bundan 1452 yılında İtalyan Rönesans ressamı diye bilinen Leonardo da Vinci doğdu. Leonardo da Vinci'yi tanımanızı özellikle istedim ve özellikle bu bilgiye yer verdim. Çünkü Leonardo da Vinci gerçekten çok önemli bir sanatçı arkadaşlar. İtalyan bir sanatçı kendisi ve şöyle anlatabilirim sizlere. Hem bir ressamdı öncelikle. Mimardı, mühendisti, matematikçiydi ve müzisyendi ve aynı zamanda heykeltıraştı arkadaşlar. Ve biliyor musunuz, dünyanın en büyük sanatçısı olarak bilinir. Mesela Mona Lisa tablosu, hiç duydunuz mu? Mona Lisa tablosu çok önemli bir eser. Böyle bir resim diyebiliriz ona. Ve o aslında baktığınız zaman onun gülüyor mu yoksa acaba böyle üzgün mü yoksa sakin mi duruyor olduğunu ayırt edemiyoruz. Çünkü Leonardo da Vinci onu öyle bir çizmiş ki, ona öyle bir şekil vermiş ki gerçekten onun ne olduğunu anlamak çok mümkün değil. Hangisini görmek isterseniz onu görebilirsiniz. Ve size şöyle bir haber vermek istiyorum. Leonardo da Vinci aslında üniversiteye gidemedi. Yani bu kadar başarılı olmasına rağmen o bir üniversite mezunu değildi arkadaşlar. Ve küçüklüğünden beri hep resim yaptı. Ve en sonunda hatta o kadar başarılıydı ve o kadar çok çalıştı ki üniversiteye gidememesine rağmen en sonunda kraliyet için, çar için resim ve heykel yapmaya bile başladı. İnanabiliyor musunuz? Ve iyi eserler çıkarabilmek için bir insanın bütün iyi resimler ve iyi heykeller ortaya çıkarabilmek için bütün insan bedenini inceledi. Neredeyse bir bilim insanı gibi vücudumuzdaki bütün kasları, sinir sistemimizi, her şeyi çok iyi çalıştı ve öğrendi ki bunu ne kadar iyi bilirse o kadar iyi heykeller ve o kadar iyi resimler ortaya çıkarabileceğini düşündü. Yani aslında onunla ilgili size daha fazla bilgi vermek isterdim ama sizler için kalıcı olmasını istiyorum. Bu yüzden geri kalan kısmını siz araştırın onun hayatı hakkında. Emin olun pişman olmayacaksınız ve hatta sizleri teşvik ediyorum. Eğer resim yapmaya yeteneğiniz varsa, müziğe yeteneğiniz varsa ve benim şu an söyleyemediğim başka şeyleri yeteneğiniz varsa ki Tanrı her konuda bize armağanlar veriyor. Bu yeteneklerinizin peşini bırakmayın. Belki bir gün sizler de geleceğin Leonardo da Vinci'si olabilirsiniz. Bir sonraki bilgim de 1929 yılı ile ilgili, yani yine çok çok eski. Terzilik hakkında konuşacağım şimdi. Biliyor musunuz terziliğin ne olduğunu? Bazen anneleriniz mesela evdeyken ya da babalarınız bile olabilir. Evde yırtılan kıyafetlerinizi, kopan düğmelerinizi dikiyorlar. İşte buna dikmek denir ve birçok kıyafeti onarmak. Kopan yerlerini, kesilen yerlerini dikmek. Hatta bazen sıfırdan bile hiç olmayan bir kıyafet yaratmak anlamına gelebilir. Mesela bir kumaş alıp onu dikerek üzerinize göre yeni bir kıyafet yaratabilir terziler. İşte bu bilgi terzilikle ilgili. 1929 yılında İstanbul'da ilk terzilik okulu açılmış. Yani terzi olmak isteyen insanlar bu okullara artık gidebiliyorlarmış. Bence çok güzel bir haber. Şimdi de 1955 yılına gidiyoruz. Yine çok eski zamanlara. Ben size bunları anlatırken siz de zamanda yolculuk yapabilirsiniz. Gözlerinizi kapatın ve o dönem bunların hiçbirinin olmadığını hayal edin. Mesela düşünsenize, az önce söylediğim gibi Ankara'dan İstanbul'a gelirken o zaman uçak yoktu ya da terzilik okulu yoktu ya da başka şeyler. Bir diğer bilgim de bizim çok sevdiğimiz bir yiyecekle ilgili arkadaşlar. Şimdi düşünün, bazen canımızın çektiği ve yemekten çok zevk aldığımız yiyecekler arasında neler var? Tabii ki de hamburger, patates ve yanında güzel bir içecek. İşte biz genelde bu yiyecekleri satan restoranlara fast food restoranları ismini veriyoruz. Ve o zaman henüz bizim aklımıza şu an gelen bu fast food restoranlarından belli başlı olan markalar var. Ve bu markalardan en büyüğü, en büyük mağaza 1954 yılında henüz açılmamıştı, inanabiliyor musunuz? Ve ilk olarak 1955 yılında bu bizim çok sevdiğimiz, hayal ettiğimiz, bazen gözlerimizi kapattığımızda şu anda o çok sevdiğimiz hamburgerci, fast food restoranı ilk kez 1955 yılında açıldı ve gerçekten çok büyük, çok küçük bir kazançla açıldı. Şimdi çok paralar kazanıyorlar ama o zaman, yeni açıldıkları zaman, gerçekten çok küçük bir para kazanıyorlarmış. Ve son olarak son bilgim de şununla ilgili arkadaşlar. Titanic gemisini hiç duydunuz mu?
İşte 1912 yılında 15 Nisan gününde Titanic dediğimiz o koskocaman gemi, belki de tarihin en büyük yolculuk gemilerinden bir tanesi, maalesef bir buzdağına çarparak battı. Biliyorum bu çok üzücü bir haber ama çok önemli bir bilgi. Çünkü Titanic gemisi tarihte yeri çok önemli olan bir gemi. Hatta o kadar büyük ki düşünün, sadece kazan dairesinde fırını kömürle besleyen 176 tane çalışanı vardı. Bu arada şu bilgiyi vermek istiyorum sizlere. Gemi batarken, herkes kaçmaya çalışırken o kişiler insanları yatıştırmak ve sakinleştirmek için müziği kesmediler ve kahramanca müzik yapmaya, müziği çalmaya devam ettiler. Ve şunu da söylemek istiyorum bu arada. Titanic gemisi bir buzdağına çarparak batan tek okyanus gemisidir maalesef. Ve insanlar bu gemiyi yaparlarken o kadar çok uğraştılar ki geminin yapımı 26 ay sürdü. Ve bu aslında büyük bir gemi için, yani bu kadar büyük bir gemi yapmak için hem kısa bir süre hem de aslında uzun bir süre arkadaşlar. Ve bu geminin tam olarak 3547 kişi kapasitesi vardı. Düşünebiliyor musunuz? Yani çok büyük bir gemiydi ama maalesef battı. Ve bu bilgiyi de aklınızda tutun. Çünkü Titanic gemisi tarihte yer etmiş çok önemli gemilerden bir tanesi. Evet arkadaşlar, bu kadar konuştuk. Artık yorulduk. Birazcık benim için dinlenme zamanı ve bilgi sahibi olma zamanı. Haydi bakalım, hepinizi Ege'ye gönderiyorum. Bir salyangozun dünya etrafında bir tur dönmesi 4575 yıl sürer. Salyangozun yavaşlığını düşünürsek sanırım bir motor taksak salyangoza daha hızlı döndürebiliriz. Ya da bir bayrak yarışı, nesilden nesile geçebilir. 6 numaraya benden 50 lira. Derin uykuda koku alınamaz. Uyanmaya yakınken veya yeni uyurken koku alınabilir. Bu yüzden uyurken pırt yaptığımızda bunun farkına bile varmayız. Ancak sabah kalktığımızda koku duruyorsa anlarız. Veya yanımızda biri uyuyorsa sabah hikayemizi dinleyebiliriz. 1. Yıldırımın oluşturduğu enerjiyle 100.002 ekmek kızartılabilir. Fırtınalı ve yıldırımların çaktığı bir gün çatıya 100.002 ekmek dilimi koyup bunu bir deneyeyim. Yıldırım çarpması, ekmek kızarması. Filler parmak uçlarını basarak görür. Çünkü topuklarında kemik yoktur, tamamen yağdan oluşur. Bu da demektir ki filler iyi bir sıt olabilir. Ama fark edilmeden bir yerlere girmeleri zor olur. O ayrı tabii. Yine sana her zamanki gibi buradan kocaman teşekkürlerimizi gönderiyoruz. Gerçekten iyi ki varsın. Şimdi çocuklar, sırada yeni bir serimiz var. Bugün ilk defa bu seriye başlayacağız ve bundan sonra her gün olmasa bile aralıklarla bu bölümümüze devam edeceğiz ve çok güzel bir şey öğreneceğiz. Ama acaba neymiş? Hadi hep birlikte görelim. İşaretlerle konuşuyorum. Peki işaretlerle konuşmanın bizim için anlamı ne ve işaretlerle nasıl konuşabiliriz? Arkadaşlar, işaretlerle konuşmak için genelde ellerimizi kullanacağız. Ve işaretlerle konuşmanın bizim için anlamı şu. Biliyorsunuz ki etrafımızda, bütün dünyada ve hatta bizim ülkemizde de işitme engelli kişiler var. Maalesef onlar kulaklarında oluşan bir rahatsızlıktan dolayı, bir hastalıktan dolayı bizleri duyamayabiliyorlar. Ve onlarla iletişim kurmamız için maalesef konuşmak yeterli olmayacaktır. Çünkü sesimizi duyamadıkları için ne dediğimizi anlamayabilirler. Ama onları da aramıza almak, onlara kendilerini dışarıda hissettirmemek için onlarla konuşmak çok önemli. Çünkü düşünün ki biz eğer diğer insanlarla konuşamıyor olsaydık, o zaman çok yalnız hissederdik ve çok üzülürdük. Ve tabii ki gerçekten başka insanlar onları düşünen çok güzel bir şey yapmışlar. İşaret dilini bulmuşlar ve yıllardır bu kişiler işaretlerle birbirlerini anlıyorlar. Evet, belki kulakları duymuyor ama bizler onlarla konuşurken hem ağzımızı oynatır hem de işaretlerle anlatırsak onlar bizi sanki duyuyormuş gibi her şekilde anlayacaklardır. Biz de bu seride sizinle birlikte onlarla daha iyi iletişim kurabilmek için bizi, sesimizi duyamayan insanların ağzımızla ve işaretlerimizle bizi duyabilmeleri için onlara yardımcı olmaya çalışacağız. Ve onlar da kendilerini dışarıda hissetmeyecekler böylece ve onlarla da arkadaşlık kurabileceğiz. Mesela yolda gördüğümüz biri, hiç tanımadığımız biri, belki yardıma ihtiyacı var, belki bize yol sormak istiyor.
ama maalesef bizi duyamadığı için bize bunu soramıyor ve bu arada işitme engelli arkadaşlarımız belli bir süre sonra maalesef konuşma yetilerini de kaybedebiliyorlar. Kendi seslerini duyamadıkları için konuşmakta da zorlanıyorlar. Bu yüzden onlar da işaret dili kullanıyorlar ve hem bizim onları anlayabilmemiz hem de onların bizi anlaması için işaret dili çok ama çok önemli. Biz de bu yüzden bu seride birlikte işaretlerle konuşmayı öğreneceğiz. Şimdi giriş olarak başlayacağız yavaş yavaş öğrenmeye bazı kelimelerle birlikte. Bu arada mesela eğer isminizi söylemek istiyorsanız harfler çok önemli. Belli harfler var ve bütün harflerin aslında işaretlerle anlatımı var. Ama şimdi ben burada size onu öğretmeyeceğim ama internette yazarsanız çok rahat bir şekilde harflerin nasıl gösterildiğini öğrenebilirsiniz. Ben size burada daha çok kelimeleri anlatacağım. Mesela şu an bugün burada ilk kez yaptığımız için acaba biriyle ilk tanıştığımızda nasıl bir diyalog, nasıl bir konuşma geçer aramızda? İşte o işaretleri sizlere göstereceğim. Bugün bu arada ben de sizinle birlikte öğreniyorum. Daha önceden birazcık öğrenmiştim ama benim için tekrardan öğrenme şansı oldu. Hadi bakalım yavaş yavaş başlayalım. Biriyle ilk tanıştığımızda acaba ne söyleriz ona? Ya da ilk gördüğümüzde sokakta birini gördük ya da biriyle karşılaştık. Ne deriz ona? Tabii ki de öncelikle merhaba deriz, değil mi? Peki acaba merhabayı işitme engelli birine işaretlerimizle nasıl söyleyebiliriz? Hadi bakalım kelimelerle konuşalım, işaretlerle konuşalım birlikte. Arkadaşlar sağ elimizi ya da sol elimizi hiç fark etmez kafamıza doğru götürüyoruz. Kafamıza koyduktan sonra minik bir hareketle elimizi kaldırıyoruz. İstersek iki kez yapıp böyle kafamıza iki kez dokunup elimizi havaya kaldırıyoruz. İstersek bir kez dokunup elimizi havaya kaldırıyoruz. Yani şu şekilde. Merhaba. Tabii aynı zamanda ağzımızda merhaba dersek onlar bizim ağzımızı da okuyabiliyorlar ve aynı zamanda ikisini birlikte daha kolay anlayabilirler. Hadi bakalım. Siz de hep birlikte ekran başında bana eşlik edin arkadaşlar. İşaretlerle konuşuyoruz. Merhaba. 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 İkisi de aynı şey. Peki şimdi diyelim gündüz karşılaştık, sabah karşılaştık. O zaman biz karşımızdaki insana merhaba yerine günaydın da diyebiliriz. Peki günaydın nasıl diyeceğiz? İki elimizi şöyle yapıyoruz. Bunu şöyle düşünün. Normalde biz taş, kağıt, makas oynarken, taş, kağıt, makas oynarken taşı göstermek için ne yapıyoruz? Taş, kağıt, makas. Bu şekilde yapıyoruz değil mi? Şimdi iki elimizi birden sanki taş yapıyormuşçasına üst üste koyuyoruz. Ve yanlara doğru açıyoruz. Günaydın. 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 Ne demiştik? Merhaba. Merhaba. Günaydın. Günaydın. Bir sonraki kelimemiz. Mesela o kişiye nasılsın diye sorabiliriz değil mi? Aslında bu bir tanışma kelimesi değil. Her zaman bu kelimeyi kullanıyoruz. Her zaman bu cümleyi kuruyoruz. Ama genelde birine nasılsın diye sormak güzel olduğu için haydi bakalım hep birlikte karşımızdaki kişiye işaretlerimizle nasılsın diye soralım. Bunu iki şekilde yapabiliriz. Daha az kullanılanı önce göstermek istiyorum. Ellerimizi şu şekilde koyuyoruz böyle ve ters çeviriyoruz. Nasılsın? 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 Bir diğeri de şöyle. İyi misin diye sorarak zaten nasılsın diye sormuş oluyoruz. İşte onu da arkadaşlar şu şekilde gösteriyoruz. Normalde biz bir yemek için ya da bir resim için herhangi bir şey için güzel derken yani iyi derken nasıl yapıyoruz? İyi. İyi değil mi? İyi, güzel. O zaman iyi misin diye sorarken şöyle yapacağız. İyi misin? İyi misin? İyi misin? Yani iyi misin? Karşıyı gösteriyoruz. İyi misin sen gibi. Şimdi arkadaşlar bunu da yaptık birlikte. Bakalım sırada ne var? Şimdi aklıma çok güzel bir şey geldi. Diyelim yolda biriyle karşılaştınız ve ona yardıma ihtiyacı var. Ve belli ki o işitme engelli bir arkadaşımız. İşte o yüzden ona, siz onunla iletişim kurmaya çalışırken işaret dilini eğer yeni öğreniyorsanız, yeni öğrenmeye başladığınızda ona söylemeniz gerekiyor ki sizden çok büyük bir performans beklemesin ya da onunla ilgilenmek istemediğinizi zannetmesin. Çünkü hareketleri çok iyi bilmediğiniz için şu an henüz bir yere kadar iletişim kurabiliyorsunuz. O yüzden bence öncelikle o kişiye işaret dilini yeni öğrenmeye başladığınızı söylemeniz gerekiyor. O zaman kuracağımız cümle şu. Ben işaret dilini yeni öğreniyorum. Hadi bakalım başlayalım. İşaretlerle konuşalım. Ben eğer
eğer kendinizi göstermek istiyorsanız, ben demek istiyorsanız parmağınızı şu şekilde yapıp kendinizi gösteriyorsunuz. Ben işaret dilini, işaret dili arkadaşlar, bu iki elimizi sanki böyle burada ikisiyle birlikte dans ettiriyormuş gibi yaptığımızda bu işaret dili anlamına geliyor. İşaret dilini. Şimdi sırada yeni var. Yeni kelimesi. Elimizi böyle yapıyoruz. Sanki böyle bir kapalı bir çiçek gibi yapıyoruz elimizi. Ve sanki hayatımıza yeni bir şey giriyormuş gibi bize doğru, böyle elimizi bize doğru yönlendiriyoruz. Şu. Yeni. Ve omuzumuza koyuyoruz elimizi. Yeni. Yeni. Şu ana kadar bir daha yapalım. Ben işaret dilini yeni öğreniyorum. Öğreniyorum kelimesi de bu şekilde arkadaşlar. Elimizi böyle yapıyoruz. İki elimizi de böyle üç parmağımız. Sanki üç yapıyormuşuz gibi. Böyle değil de böyle üç yapıyormuşuz gibi. Ve bu iki parmağımızı, işaret parmaklarımız üst üste gelecek şekilde şöyle yapıyoruz. Öğreniyorum. Hadi baştan yapalım. Ben işaret dilini yeni öğreniyorum. Ben işaret dilini yeni öğreniyorum. Hadi bakalım, şimdi de artık bugün öğreneceğimiz son işaret. O da arkadaşlar isminizi söyleyip karşınızdakinin ismini sormak. Benim ismim, benim ismim. Şimdi şuraya kadar söylemek istiyorum. Benim derken yine kendimi gösteriyorum. Ben. İsim peki arkadaşlar, sağ elinizi sanki böyle karşıya, böyle sanki elini sıkacakmış gibi karşıya uzatıyorsunuz. Ve sol elinizi de böyle bir kancaymış gibi, böyle bir dokuzmuş gibi, sanki bir kanca ya da dokuzmuş gibi tutuyorsunuz. Ve sonra iki kez buraya dokunduruyorsunuz. Sanki böyle bir kapıyı çalar gibi. Benim ismim, benim ismim. Şimdi harflerle isminizi yazmak var sırada. Ben gösteriyorum. Şimdi Nora yazacağım. N O R A. Yani Nora. N O R A. Hadi tekrar yapıyoruz arkadaşlar. Benim ismim Nora. Peki karşımızdakinin ismini soralım. Senin ismin ne? Ne? Yani şunu yaptığımızda sanki ne diye soruyoruz. Senin ismin ne? Evet arkadaşlar, bu bölümü dikkatle izlediğiniz için size çok teşekkür ediyorum. Bu bölüm gerçekten hayatlarımızda çok önemli. Çünkü diğer insanların hayatlarını güzelleştirmek de zaman zaman bizim elimizde. Siz bu videonun bu kısmını tekrar tekrar izleyerek İşaret diline başlangıç yapmış olabilirsiniz. İşaretlerle konuşmak gerçekten çok güzel. Haydi bakalım, şimdi de yine benim çok sevdiğim bölüm var sırada. Meyvezi. Oh! Hoş geldin be. Hoş buldum. Neyle uğraşıyorsun öyle? Tabletim eskidi mi diye bakıyorum. Eskidiydi, sen ne yapacaksın ki? Hemen yenisini alacağım tabii ki. Azim, olur mu öyle? Eğer işini görüyorsa neden yenisini alasın? Bu boşu boşuna masraf yapmak gibi. Yani bilgece gelmiyor bana. Belki de haklısın. İşimizi görüyorsa ne gerek var diyorsun. Ne gerek var tabii. Tamam o zaman. Hatırlar mısın? Sendeyiz derdin. Ben de şimdi sana diyorum o zaman. Sendeyiz. Evet. Yerimi alayım şöyle. Kameraya güzelce bakayım. Evet. Nerede kalmıştık? Elçi Pavlus'un ilk yolculuğu. Tablette tam ortada. Harika. Bahsettiğin yapay zeka kimsenin tabletinde yok Zi. Görselleri sanki bir kurgucu dostumuz ekliyormuşçasına gösteriyor. Sen yine de acaba eskidi mi diye düşünüyorsun. Ne dedin anlamadım. Aman boş ver. Evet, seni dinliyoruz. Şimdi 46 yılına gidiyoruz. Bir nehrin yakınlarına. Asi Nehri. Antakya'daki, öyle değil mi? Evet, öyle.
Saul ve Barnabas Antakya'da öğrencilerine vaaz vererek İsa'yı tanıtmaya devam etmekteydi. Bir dakika, Saul kim, Barnabas kim? Kafam yandı hemen. İyi ki hatırlattın. Saul, elçi Paulus. Onu şimdilik Saul olarak anıyor olacağız. Barnabas ise sonradan Paulus ile, yani Saul ile anlaşmazlığa düşecek bir kişi. Tamam. İnsanlar İsa Mesih'in müjde sözlerinin peşinden gidiyordu. Paulus da işte bu sözleri anlatıyordu. Barnabas ve Saul'a elçi Yuhanna da katılıyor. İlk durakları da Selefke. Şimdiki adı ne biliyor musun? Samandağ. Samandağ, Asi Irmağı'nın denize döküldüğü yerde bulunuyor. Antakya'nın limanı. Oo, benim kafam çok karıştı mı? Nasıl yapsak acaba? Haklısın Zihip. Benim hatam, kusura bakma. Çok karışık anlattım. Çok basit ilerlemeliyiz. Çünkü çok yer var ve olaylar birbirine çok kesin bir biçimde bağlı. Tüm dikkatimle sendeyim. Niyetimiz, Paulus'un yolunu takip etmek ve Paulus'un müjdeyi yaydığı yerleri tanıtmak. O zaman şöyle diyelim. Paulus ilk yolculuğunda önce Antakya'ya gitti. Harika. Bir süre burada kaldı. Müjdeyi yaydı. Ardından muhtemelen Asi Nehri'ni kullanarak şimdi Samandağ olarak bildiğimiz Selefke'ye geldi. Ardından da Kıbrıs'a doğru yelken açtı. Burada duralım mı? Yeni yerler var. Küçük kardeşlerimize anlatmak istersin diye düşünüyorum. Tabii ki, elbette. Antakya kenti Hristiyanlık için çok önemli bir nokta. Burada Hristiyanlığın en eski kiliselerinden biri yer alıyor. Saint Pierre Kilisesi. Bir mağara kilise. Wow, Hristiyanlığın en eski kiliselerinden biri Türkiye topraklarında mı yani? Evet, hala da duruyor. Şu an müze biliyor musun? Bence bu çok önemli. Burada biraz dursak ve sonraki bölümde bu kiliseyi ve Antakya'yı konuşsak olur mu? Sen nasıl istersen sevgili dostum. Sen rica edersin de ben hayır der miyim? Ama ne olur şimdi domates suyu içmeyelim, olur mu? Tamam, ben içtim de geldim. Ve şimdi sana doğru mu yanlış mı sorum geliyor. Hazır mısın? Hadi bakalım. Seni Türkiye coğrafyasından alıp biraz kuzeye götürüyorum şimdi. Bu da sana ipucu olsun. Avrupa'nın en büyük adası aynı zamanda dünyanın da en büyük adasıdır. Doğru mu? Yanlış mı? Hiç de geçen soru gibi değil. Ya değil, bu gerçekten zormuş. Sen bilirsin. Bak, sana mimiklerimle yani yüz hareketlerimle ipucu vereyim. Yüzünden anladığım kadarıyla doğru. Bravo, ipucumu anlayacağını biliyordum. Evet, anladım. Danimarka'ya bağlı bir bölge olan Grönland, Atlas Okyanusu'nun kuzeyinde yer alıyor. Çok büyük bir buz örtüsüyle kaplı. Grönland hem Avrupa'nın hem de tüm dünyanın en büyük adası olma özelliğine de sahip. Kapladığı alan 2 milyon kilometre kareden fazla. Avustralya'yı yani Okyanusya'yı kıta olarak saydığımız için en büyük ada. İşte adı da Grönland. Bunlar hep gezdiğin yerler değil mi? Hatırlıyor musun? Botla yüzüyordun ve arkada volkan patlamıştı. Patladı, patladı diye sevinmiştim. Ya korkmuştum. Evet, neyse işte. Ve galiba orası Grönland'da bir yer değildi, başka bir yerdi. Çok gezince her yer birbirine karışmış galiba Zee. Ne dersin? Bugünlük bu kadar derim. Paulus'un yolculuğu Antakya'da başladı, Samandağ'a gitti. Ve oradan da Kıbrıs adasına. Bugünün özeti bu olsa gerek. Evet. Sonraki bölümde bu yolculuğun hem devamı hem de senin güzel isteğinle Saint Pierre Kilisesi'nin anlatımı olacak. Küçük kardeşlerimiz de elbette kaçırmayacaklar. Harika! Bugünlük bu kadar o zaman. Evet, bu kadar. Hadi şimdilik hoşça kalın. Bay bay. Bay bay. Arkadaşlar, şimdi benim
En sevdiğim bölümdeyiz. Tanrı'nın Sözü bölümündeyiz ve çok önemli bir konuyu çalışacağız bugün birlikte. Çünkü artık yavaş yavaş Mesih'in, Tanrı'nın bizim için hazırladığı kurtuluş planı gerçekleşmeye başlıyor. Yani Mesih İsa'nın bizler için bu dünyaya gelip acı çekip ölüp ve sonra dirilmesi planı tabii ki de. İşte arkadaşlar en son nerede kalmıştık hatırlıyoruz. Mesih'in kendi bir ekmek bölüp ve yanına üzüm suyu verip beni hatırlamak için böyle yapın dediği bölümü okumuştuk birlikte ve ondan sonra Yahuda, yani onun öğrencilerinden bir tanesi, yani onun arkadaşlarından bir tanesi Mesih'i bir başkasına ele vermişti. Onun yerini ona söyleyecekti büyük ihtimalle. Ama şimdi birazdan hep birlikte görelim. Ama şu ana kadar bildiğimiz bir şey var ki Mesih'i sevenler kadar sevmeyenler de vardı dünyada ve onlar Mesih'in bu dünyadan gitmesini, ölmesini istiyorlardı. Çünkü onun Mesih olduğuna, Tanrı olduğuna, kurtarıcı olduğuna inanmıyorlardı ve onun yalan söylediğini düşünüyorlardı. Hatta bir deli olduğunu bile düşünüyorlardı. Yani Mesih'in söylediği harika, müthiş sözlere ve kurtuluş planına tahammülleri yoktu. Şimdi haydi bakalım hep birlikte okuyalım, bakalım sırada ne varmış. Bu bölümün adı Bahçede Karanlık Bir Gece. Biraz hüzünlü bir bölüme benziyor sanırım. Arkadaşlar, Mesih en son nerede? Evet, şimdi tamam. Hatırladığımız kadarıyla nereye gittiler? Onlar bir bahçeye gittiler. Birlikte yemek yedikten sonra hatırlıyor musunuz? Hep birlikte 12 öğrenciyle birlikte yemek yemişlerdi. Ve o geceden sonra çok sevdikleri bir yer olan zeytinlik bahçesine gittiler Mesih'le birlikte. Öğrencileri ve Mesih. İşte o bahçe, zeytinlik bahçesi belli ki bu gece karanlıktı. Rüzgar esmeye başlamıştı. Bulutlar ayı kapattığı için de bahçe çok karanlıktı. "Benimle uyanık kalır mısınız?" diye rica etti İsa. Arkadaşları kalacaklarını söyleyerek zeytin ağaçlarının altında beklemeye başladı. Ama çok yorgundular ve kısa süre içinde uyuyakaldılar. Çok üzücü değil mi? İsa aslında onlardan destek istedi. Yani benimle kalır mısınız? Benimle uyanık kalır mısınız dedi. Çünkü bence İsa o gece biraz hüzünlüydü. Ama maalesef öğrencileri çok uykusu olduğu için hepsi uyuyakaldılar. İsa tek başına karanlıkta yürüdü. Göksel babasıyla konuşmaya ihtiyacı vardı. Yani Tanrı'yla, yani onu bu dünyaya gönderen babasıyla. Ölme vaktinin geldiğini biliyordu Mesih. İşte o en acı gün. Bunu çok uzun zaman önce babasıyla planlamışlardı. Birlikte planlamışlardı. Düşünebiliyor musunuz? Mesih kendi ölümünü babasıyla birlikte planlamıştı. İsa dünyadaki bütün insanların yapmış olduğu ve yapacağı tüm yanlış şeylerin cezasını kendisi çekecekti. Bu nasıl bir fedakarlık? Bu inanılmaz bir fedakarlık ve bunu biri için yapmak çok zor arkadaşlar. "Babacığım, babam!" diye haykırdı İsa ve yere kapandı. "Çocuklarını geri almanın başka bir yolu var mı? Çocuklarını kurtarmanın başka bir yolu yok mu sence? Kalplerini iyileştirmenin başka bir çaresi? İçindeki zehirden kurtulmanın başka bir yolu var mı?" Arkadaşlar görüyorsunuz ki Mesih kendisi Tanrı olmasına rağmen o gece o bile kederliydi, o bile kaygılıydı. Çünkü bu dünyada tam olarak bir insan bedeniyle yaşıyordu. İnsan duygularıyla, insan bedeniyle yaşıyordu. Dolayısıyla bizim korktuğumuz, endişelendiğimiz ya da bedenimizde hissettiğimiz acılar Mesih için de gerçekti. Çünkü %100 Tanrı olmasına rağmen %100 insan olarak yaşıyordu. Dolayısıyla kaygılanması, korkması, endişelenmesi çok normaldi aslında. Ama İsa cevabı biliyordu. Başka bir yol yoktu. Günahın tüm zehrinin kendi kalbine girmesi gerekiyordu maalesef. Tanrı insanların kalplerindeki tüm üzüntüyü ve kırılmışlığı İsa'nın kalbine dökecekti. İnsanların bedenlerindeki tüm hastalıkları İsa'nın bedenine dökecekti. Tanrı yanlış giden her şey için oğlunu suçlamak zorunda kalacaktı. Bütün bunlar İsa'yı ezecekti. Düşünün, aslında Mesih sadece ölmeye gelmedi bu dünyaya. Aynı zamanda hiç yapmadığı şeyleri üstlenmeye geldi. Mesela hiç günah işlememişti aslında. Herkese yardım etmiş, hastaları iyileştirmiş. Hep Tanrı'nın planını insanlara anlatmaya çalışarak geçirmişti hayatını. Ama düşünün ki başka insanların günahlarından sorumlu tutulacaktı.
Çünkü plan buydu. Ve düşünün ki Mesih günahtan nefret ederken bir günah işlemiş gibi görünecekti. Onun için ne kadar korkunç olmalı. Ama dahası var. Daha korkunç bir şey. İnsanlar Tanrı'dan kaçtıklarında Tanrı'yı kaybederler. Kaçtıklarında olan şey budur. Tanrı'ya yakın olamamak bir ceza gibidir bizim için. İsa bu cezayı da çekecekti. Çünkü bütün insanların günahları onun üzerine yapışacağı için Tanrı günaha bakamazdı. O yüzden Mesih'e yani İsa'ya da bakamayacaktı. İsa bunun ne anlama geldiğini biliyordu. Babasını kaybedecekti ve İsa biliyordu ki bu onun kalbini paramparça edecekti. İsa hüngür hüngür ağladı, sonra da sakinleşti. Tıpkı bir kuzu gibi. Sana güveniyorum babacığım dedi. Sen ne dersen onu yapacağım. Birdenbire ağaçların arasında kılıçlar ışıldadı. Sessiz bahçede fısıltılar, mırıldanmalar, kınından çekilen kılıç ve ayak sesleri duyuldu. İsa ayağa kalktı. Arkadaşlarını uyandırdı. Zamanı geldi dedi yumuşak bir şekilde. Benim hakkımda yazılan her şey, uzun yıllardır Tanrı'nın halkına söylediği her şey işte şu an gerçekleşmekte. Ellerinde meşaleler ve kandiller, kılıçlar ve sopalarla birlikte gecenin karanlığında zırhını kuşanmış bir ordu belirdi. Önlerinde de Yahuda, yani İsa'nın o kadar zaman geçirdiği öğrencilerinden biri, arkadaşlarından biri. Yahuda onları İsa'yı tutuklamak için doğrudan ona götürdü. Hatırlıyor musunuz? Sadece 30 para karşılığında, 30 gümüş karşılığında bunu yapmıştı. Mesih'i düşmanlarının eline teslim etmişti. Onu öldürmek isteyenlerin eline teslim etmişti. İsa hazır bekliyordu. Petrus hemen fırlayıp bir kılıç aldı ve İsa'yı savunmaya çalıştı. Nöbetçilerden birinin kulağına zarar verdi. İsa ise hemen adamın kulağına dokunarak onu iyileştirdi. Aslında Petrus onu korumak istemişti sadece. Petrus dedi İsa, bu şekilde olmaz. Ordu istediği kadar büyük olsun, İsa izin vermedikçe onu tutuklamayacaklarını anlamamıştı Petrus. Sonra insanları sevmekten başka bir şey yapmayan İsa, suç işlemiş biri gibi tutuklandı. Yani insanların onu tutuklamasına izin verdi. Çünkü plan böyleydi. Bizim kurtuluş planımız için. İsa'nın arkadaşları korktu. Bu yüzden kaçıp gölgelerde saklandılar. Nöbetçiler İsa'yı alıp önderlerine götürdü. Önderler İsa'yı sorguya çekti. Tanrı'nın oğlu sen misin? Diye sordular dalga geçer gibi. Benim dedi İsa. Sen kim olduğunu zannediyorsun? Kendine Tanrı diyorsun. Tanrı'nın oğlu olduğunu söylediğin için ölmeyi hak ettin dediler İsa'ya. Yalnızca Romalıların insanları öldürmeye yetkisi vardı. Bu yüzden önderler bir plan yapmak zorundaydı. Romalılara deriz ki bu adam kralımız olmak istiyor. Bunu duyunca onu çarmıha gererler. Ne kadar korkunç bir şey bu. İsa'yı çarmıha mı gireceklerdi gerçekten? Çarmıha gerilmenin ne olduğunu bilmek çok acı bir şey çocuklar. Onu çarmıhın üzerine ellerine çiviler sokarak maalesef canını yakarak ölüme terk edeceklerdi. Ama merak etme, her şey yolundaydı. Bu Tanrı'nın planıydı. Ben bu amaç için dünyaya geldim dedi İsa. Arkadaşlar, bugünlük hikayemiz burada bitiyor. Yarın yine aynı saatte bu hikayenin, bu hüzünlü hikayenin devamını dinleyeceğiz. Ama üzülmeyin, bu hikaye aynı zamanda bizim kurtuluşumuzun hikayesi. Ve daha sonrasında aslında Mesih'in de bu durumun içinden nasıl kurtulduğunu göreceksiniz. Nora abanız sizi çok seviyor. Bugünlük benden bu kadar. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.